Zafer. Hı. O yakaladıkları adamlar sana bahsettiğim adamlar. Borcumuzun olduğu adamlar. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorsun tabii. Sen mi yakalattın onları? Yakalatma demeyelim de... adamları ayak altından çekmeyi denedim diyelim. Denedin. Denedin ve bunun nuru yaktın, öyle mi? Benim meselem onur değil. Asıl meselem şirket. Ergun'la da ne çevirdiklerini bilmiyorum. Zafer sen ne diyorsun ya? Ne yapsaydık, adamların şirkette uyuşturucu taşımalarına izin mi verseydim? Senin başına bela almalarını mı bekleseydim? Ya iyi tamam da bunun onurla... Burada. Farkında mısın? Ben bizim için uğraşıyorum. İkimiz için neler yaptığımı görmüyor musun aldığım riskleri? Zeynep, şirketin adını tehlikeye sokuyorum ya, sırf niçin? Lütfen bir bak, niçin? Seni kurtarmak için. Senin ise tek düşüncen onur mu şu an? Hı? Gerçekten mi? Ne demek çıkaramadık? Sen bunu mu geveliyorsun 40 saattir Ferdi? Neden tutukladılar? Kim? Ergun mu? Daha neler? Bir işi beceremediniz. Hamit ne oluyor? Hamit! Onuru salmamışlar. Mahkemeye kadar tutuklu kalacakmış. Sebep? İşin başındaki herif her şeyi onur yaptırdı demiş. Nasıl yani? Gerçekten mi yani onur böyle bir şeye bulaşmış olabilir mi? Saçmalamayın. Bildiğiniz komplo bu. Ama bunu yapanı bulacağım. Bulacağım ben. Ya baba, şimdi Onur'un da son zamanlarda yaptıklarını düşününce biraz... Yani belki de söyleyemediği bazı şeyler vardır Hamit. Bizim de bilmediğimiz olamaz mı yani? Bu aranızdaki didişmelere benzemez. Olayın ciddiyetinin de bize vereceği hasarın da farkına varın. Saçmalamayı kesin. Hamit Bey. Şimdi ne olacak? Bakalım mahkeme ne karar verecek. O zamana kadar Onur'un lehine bir şeyler bulmamız şart. Yoksa işi zor. Şirket ne olacak peki Hamit? Baba, şunu sesini bir açsana bakayım. Kutsal ailesine ait birçok şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirketin CEO'su Onur Köksal polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden Onur Köksal... Samet abi, senin Zeynep bunların yanında çalışmıyor muydu ya? Çalışıyor, sen ne var lan? Çalışıyor, sen ne var? Allah Allah. Yanlarında çalışıyor diye onu da mı içeri atacaklar yani? Vay lan. Tamam, ben de. Kusura bakma Orçun, yani öyle bir anda birader. Yok abi, estağfurullah. Kafam da aldı yani. Bir şey soracağım ben sana. Buyur abi. Yani bu benim biraz birikmiş param vardı da... ben bu zırta pozların gittim kriptosuna yatırdım. Şimdi başımıza bir şey gelmez herhalde değil mi? Sen bu işlerden anlıyorsun. Yok yok abi, onun bununla ilgisi yok ya. He. Yani batıp batmayız değil mi? Ya onu bilemem de. Yok ya, buradan bir şey çıkmaz, sen korkma, boş ver. Samet abi. He. Kurban olayım, gel şu masaya ya. Oyun yarım kaldı. Ya bakın dalganıza. İşimiz gücümüz var. Bakın dalganıza ya. Tamam, biraz kafamı dinleyeyim. Çay mı içer misin? Eyvallah abi, sağ olasın. Bir tane. Bak, ben de aldım. Hayır, ben de çünkü şey oldum bir anda ama... düşmemiş. Gamze! Hamit Bey'e bir Melisa çayı götür canım. Sakinleşsin biraz. Bize de Türk kahvesi getir. Ay yok yok, ben kahve içmem, teşekkür ederim. Gidiyordum zaten tam. Niye, kalsaydın biraz? Kal canım, kal biraz daha. Pardon. Merih. Müsaadenizle. Müsaade senin. Alo Merih. Adam dışarıda sinir krizi geçiriyor. Siz hala şirket diyorsunuz. Ne diyeyim kızım? Sen yoksun ortada.
Onur'un başına gelenler malum. Ne diyeyim şirket demeyeyim de ne diyeyim ben, değil mi? Hop, ben de buradayım. Şirkette birinin ilgilenmesi lazım değil mi Fıstık? Sen mi? Ya siz ne saçmalıyorsunuz ya? Zafer, sen şirkette boş boş gizlen adamsın. Konuşturma beni şimdi. Şirket mi yöneteceksin bir de? Vallahi anneciğim gayet haklı. Yani sen kaçıp gittin. Onur'un mahareti ortada. Bence sizden daha iyi iş çıkaracağım kesin. Ben kaçıp gittim öyle mi? Zafer, ben niye çekip gittim? Vallahi ben kalıp savaştım abla. Hatta bileğimin hakkıyla da aldım. Kusura bakma. Savaşmış. Ne yaptın bu şirket için Zafer? Sence Onur birdenbire uyuşturucu baronu mu olmak istedi? Nasıl yani? Yeter. Senin bir parmağın var mı bu işte? Yeter dedim, susun artık. Susun, yerin kulağı vardır. Böyle şeyler öyle ulu orta konuşulmaz. Susun. Senin de mi haberin var? Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ya bu yaptığınız delilik resmen. Biz mi delirdik? Ha? Yoksa seni şirketten yaka paça kovduran Onur mu çok sağlıklıydı? Hı? Ya siz delirmişsiniz. Ben bu kadar kirli bir oyunun içinde yokum. Siz ne istiyorsanız yapın. Satar mı? Satamaz. Ben konuşurum onunla. Bana bak. Sen de bayrak taşır gibi ilan edip durma şunu. Hani aramızda kalacaktı? Ne bileyim. Nereden bileyim duyar kasacağını ya? Duyar kasacağı tuttu birdenbire. De bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de... Dur. Dur, dur, dur. Al işte şimdi de Neslihan çıktı sinirli. Ya bak ben sana söylüyorum, bunlar ciddi ciddi Onur'u hapse attırmaya çalışıyorlar. Bak, başlarındaki adam dedikleri kişi Ergun, tamam mı? Ergun bana bunları Onur yaptırdı demiş. Ya bu adam nasıl kendi kendine hedef seçmiş olabilir ki Onur'u? Melih, tamam. Tamam, kapatıyorum. Zafer geliyor. Hadi eve gelince konuşuruz. Konuşsaydın. Niye kapadın? Bitmişti konuşmamız. Sen iyi misin? Ya Zafer, neler dönüyor? Allah aşkına bana da söyle. Ya Ergun neden Onur'un adını verdi? Ben sana böyle mi anlattım? Bak hayatım, bu tarz böyle operasyonlar tek fareyle yürütülmez. Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz henüz. Hem ya belki Onur o tırların içindekini önceden keşfetti. Olamaz mı? Sonra gitti Ergun'la kontak yaptılar. Olamaz mı? Saçmalama Zafer, olamaz tabii ki. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben bu kadar emin olamıyorken. Sen abimi ne kadar tanıyorsun? Şoförü işe Onur aldı demişler. En azından bunun yalan olduğunu ikimiz de biliyoruz değil mi Zafer? Tamam, tamam öyle olsun. Peki niye Ali Veli değil de Onur'un adını veriyor? Hı? Zafer değil de niye Onur diyorlar? Hiç düşündün mü bunu? Zafer bak, bir şey yapmamız lazım lütfen. Tamam merak etme, elimden geleni yapıyorum. Yapacağım da, söz veriyorum. Ben böyle kendimi çok suçlu hissediyorum, anlamıyorsun bak. Gel buraya, gel. Gel. Bana bırak. Bana bırak, bana güvenebilirsin tamam mı? Halledeceğim ben.